bir sıralama verilmiş, bir örüntü oluşturulmuş. Şimdi birinci adımda bir tane, ikinci adımda 3 nokta, üçüncü adımda 6 nokta. Örüntünün oluşturulma şekli şu, bir tane noktanın yanına şöyle iki tane nokta konmuş, bu oluşturulmuş. Sonra şuraya 3 tane nokta konulmuş, bu oluşturulmuş. Dördüncü adıma biz geçecek olsaydık, dördüncü adıma, şuralara 4 nokta koyacaktık şu yanına. Yani şöyle görecektik. Üçüncü adım şu. Üçüncü adım buydu. Biz şuralara birer tane daha nokta koyacaktık. Yani şöyle 1, 2, şöyle 3 düzgün olmadı ama neyse. Böyle olacak. Bu şekilde ilerliyor. Bizden istenen 15. adımdaki nokta sayısı. Şimdi birinci adımda bir tane var. İkinci adımda bunun bir fazlasını getiriyoruz yanına. Yani aslında biz birinci adımda bir tane nokta görüyoruz. İkinci adımda bunun birin bir fazlası yani iki tane görüyoruz. Üçüncü adımda şimdi bir üzerine bir fazlası eklenmiş. İki olmuş, bir daha eklenmiş, üç olmuş. Dördüncü adımda bir artı 2 artı 3 artı 4 tane görüyoruz. Yani burada bir tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane. Bu zaman 15. adıma biz ulaştığımız zaman 1 artı, şöyle nokta nokta koyalım. Artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 15 görmeliyiz. 15. adımda bu kadar nokta olmalı. Bu toplamda 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2 veya kısaca terim sayısı çarpı ortalamadan da yapabiliriz. Şunları sadeleştirelim. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 8. 8 çarpı 15, 80. 8 kere 5, 40, 120. O zaman 120 nokta vardır son grupta, yani 15. adımda. Evet.